radyodaki konuklarım, ekran başında bizi izleyen değerli seyircilerim. Yeter Canlı'yla Sabah Sabah Cinayet'e hoş geldiniz. Gömlek şey mi olmuş, biraz küçülmüş mü, yıkan. Çok mu şey olmuş? Yok yok, güzel. Bazen gibi bir şey bu. Zaten yakıyor. Çabucak oynayıp bitirelim. Biraz da geniş, ondan sıkıntı olmuş olur. Böyle oynayacağım. Yok yok, güzel, gayet güzel. Evet, hiç vakit kaybetmeden tribündeki konuklarımı çağırmak istiyorum alkışlarınızla. Manavın arkadan verdiği meyveler gibisiniz. Hoş geldiniz. Hiçbir şey anlamıyorsunuz değil mi? Süper! İyi başladık. Gerçekten anlamıyorsunuz. Evet, hemen hiç enerjimizi düşürmeden programımızın uzmanı çağırıyorum. Herkes tatil peşinde koşarken yazın, o katil peşinde koşar. Herkes kışın kombisini açarken, o gözlerini dört açar. Alkışlarınızla Profesör Gurme Dedektif Doktor Gece Bekçisi Yeter Canlı geliyor. Vallahi ne oynadık, ne oynadık Yeter. Hoş geldin öncelikle. Nasıl kurtlarımızı döktük değil mi? Ben kurtlarımı döküyorum. Sense böbrek taşlarını döküyorsun bile. Kusura bakma ama iğrenç dans ediyorsun. Vallahi kusura bakamayacağım. Çünkü keyfim çok yerinde Yeter. Başka zaman olsaydı alınırdım. Ama Jüpiter 6. evime dik açıyla gelmiş. Daha ziyade Jüpiter kafana baskı yapmış gibi duruyorsun bile. Preslenmiş bir insana benziyorsun. Yeter. Sorun ne? Neden bu kadar kırıcı ve saldırgansın? Ah, kusura bakma Bilal. 3 aydır sezgilerimi geliştirmek için vahşi bir ortamda vahşi hayvanlarla beraber yaşıyorum. Hayvanlar oldukça saldırgan olabiliyorlar. Ve gerçekten korkutuyorlar insanı. Senden özür diliyorum. Özrünü hemen kabul ettim. Çünkü umurumda değilsin. Peki Yeter, merak ettiğim için soruyorum. Afrika ormanlarında çitalarla mı yaşadın, yoksa Kenya ormanlarında anakondalarla mı? Hayır Bilal, Munduşlarda öküzlerle beraber yaşıyordum. Öküzler son derece tehlikeli olabiliyorlar. Öküzler, vahşi hayvanlar Bilal. Gerçekten korkutuyorlar. Öküzler falan oradan geliyor demek ki. Peki Yeter, öküzlerle yaşamak sana ve senin o dedektiflik algılarında nasıl bir gelişime neden oldu? Şüphe duyma duygularımı geliştiriyorum, sezgilerimi arttırıyorum. Ve inanır mısın, öküzün altındaki buzağı arıyordum ve buldum. Buzağı mı? Hayır, tezeğimi. Doktora tezeğim için çalışıyordum. Ve çok şükür ki bulabildim, mutluluk duyuyorum. Süper, harika, müthişsin Yeter. En arkadaki meyve bu olsa gerek. Hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen şunu unutmayın. Ben her zaman bunu söylüyorum. Şüphe duymak önemlidir. Katili halinden tanıyabiliyoruz. Kesinlikle evet. Evet, hemen tribünüme dönüyorum. Orada kayıp sorunları yaşayan insanlar var. Bir saniye, hepinize söz vereceğim.
Bakalım o dedektiflik algıların ne kadar gelişmiş yeter. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Evet. Siz Andaval Bey. Evet siz. Andaval diyor, bana diyor oğlum, dur ya. Burada kaç tane Andaval var? Ya. Yaşamlar efendim, ben Fikri. Benim de bulmanızı istediğim bir şey var sizden, çok üzgünüm. Buyurun, sizi dinliyorum. Efendim ben geçen kumarda paramı kaybettim, acaba nerede? Tam bir sır, gerçek bir muamma. Acaba nerede? Paranız, parayı kaybettiğiniz kişide duruyor. Yok canım. Ben ihtimal vermiyorum da bir arayayım bakalım. Arayayım. Muhittin abi bir arayayım bakalım ya. Çalıyor. Bütün ayrıntıları bizimle paylaşmanıza gerek yok. 35 yaşında. Muhittin abi. Abi ben geçen hani kumarda sana geçen hafta bir para kaybettim. Geçen hafta evet. Ondaymış. İnanamıyorum. Allah Allah. Yani yeter, inanamıyorum. Ya, bu kadar kısa zamanda hiçbir ipucu olmadan bunu nasıl bulabilirsin? Zezeler bile. Zezeler. Her şey zezelerde saklı bile. Gerçekten çok iyisin. Gözlerimi yaşartıyorsun bazen. Evet, başka? Siz bir ayağa Çukurda teyze. Merhaba yavrum. Kaybolan yıllarımı arıyorum. O yıllar kayboldular. Ya. Artık yoklar. Vah vah, çok üzüldüm. Yazık. Ay, peki. Bir soru daha sormak istiyorum yavrum. Nerede o eski Ramazanlar? Geçmişteler. Geçmişteler. Bildiğine bildim. Vallahi bildim. İnanılmaz. Yeter, gerçekten. Peki. Yani. Bir soru daha soracağım yavrum. Biz artık saçma sorularınızı dinlemek istemiyoruz bir ayağı Çukurda teyze. Başka sorusu olan var mı? Ben, siz? Ben. Evet. Ben. Ben şahsen kendim bizzat kayboldum. Pardon. Affedersin. Şu adrese, Balat'taki şu adrese gidecektim de yani. Ben imkanı yok, bulamam. Bakıyorum. Adresi okuyorum şu an. Evet. Şimdi siz Balat'a gidiyorsunuz. Bu adresi soruyorsunuz. Size bu adresi gösteriyorlar. Vallahi buldum. Bak ya, çok teşekkür ederim. Ben o zaman Balat'a gideyim, göstersinler adresi. Tabii. Yeter. Evet. Bazen gerçekten yani senin doğaüstü güçlerin olduğunu düşünmeye başlıyorum ama Allah'tan hemen geçiyor. İnanılmazsın. Bilal, zesayiler çok önemli. Zesayları takip ediyoruz. Her şey zesaylarda saklı Bilal. Hı hı, kesin öyledir. Evet, başka sorusu olan? Siz, ne olduğu belli olmayan bey. Yok, teşekkür ederim. Bence sihirbaz. Yani öyle bir... Evet, çok doğru bildiniz efendim. Ben sihirbazım. Yeter Hanım, derdim şu efendim. Dinliyorum. Ben sihir kutusuna hanımımı koydum. Hokus pokus dedim, sonra geri geldi. Kapağı açtım. Bir de baktım, yanımda bu hanımefendi var. Senin hanımın benim bey. Bakın, gerçekten çok gerginim. Benim hanımımı bulun. Kim bu? Benim hanımımı lütfen bulun. Bu nedir? Size hemen cevap veriyorum. Çok pardon. Sen Mustafa'nın hanımı mısın? Evet. Evet ne işte, onu hanımı gibi konuş. Daha kibar ol, daha yumuşat sesini, kendi hal tavrını. Daha hanımsın yani, hanım. Evet. Yeter Hanım. Buyurun. Benim aradığım şey şu, ben sihir kutusuna hanımımı koydum. Hokus pokus dedim, geri getirdim kendisini. Kapağı açtığımda bu hanım vardı yanımda. Lütfen hanımımı bulur musunuz? Senin hanımın benim bey. Bakın Yeter Hanım, ben gerçekten çok gerginim. Bu nedir ya? Sizi anlıyorum. Sorunuza cevap veriyorum. Evet. Bu hanımefendi sizin eşiniz. Kendisi çok çirkin, kabul ediyorum. Ama artık buna inanın. Aha! Evet. Vallahi bir anda inandım Yeter Hanım. Ya? Eşim gerçekten çok çirkin. Çok kötü, saçı, başı çok kötü yani. Ama ne yapalım? Eşim eşiniz. Gözüm açıldı, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Seni seviyorum. Yeter, sen bir mucizesin. Gerçekten sen bir mucizesin. Herkesin derdini bir dakikada çözdün. Ama şimdi çağıracağım konuğumun derdini bakalım bu kadar kısa süre içinde çözebilecek misin? Çok merak ediyorum. Hazır mısın? Evet. Oh
güzelliğinin, çekiciliğinin hep kurbanı olmuş bir manken. O, aşkı bulduğu kocasını yitirmiş, bahtsız bir güzel. O, bebek yüzlü bir aşk kadını. Alkışlarınızla manken Gülşen Bahtsız geliyor. Vallahi hem güldük, hem ağladık, hem oynadık. Kaynananamızın cenazesi gibi oldu. Manken demişlerdi ama nasıl? Evet, manken demişlerdi. Hanımefendi siz? Manken misiniz siz? Bilal, manken gelecek diyorsun, tanker getiriyor. Hanımefendinin mabadı Tuzla Sanayi'de yapılmış gibi duruyor. Yani hanımefendi açık... Pardon, Bilal nasıl saç modeli hanımefendinin? Şundan sonra hiçbir şey bana bakmıyor. Çıtayı o kadar yükseltti ki, bence çok normal. Efendim bu hafta Aslı inandık bizimle beraber. Kocaman bir alkış alalım Aslı'ya. Hoş geldin. Tankerden alalım. Hanımefendinin mabadı Tuzla'da yapılmış gibi duruyor. Hı hı. Yani hanımefendi kusura bakmayın ama siz mankenseniz ben de basketbolcuyum. Yani siz kimsiniz, nesiniz? Siz nasıl mankensiniz? Siz manken olamazsınız. Şimdi Bilal Bey, çok bir yanlış anlaşılma var burada. Ben bir bomed unsuru oldum ama ben, hayır ben yani bölgesel değil, ben parçasal bir mankenim. Ben el mankeniyim kendim, gördüğünüz üzere. İkinci el mi? Bu el çok yapıyorum. Ay neyse. Peki siz kimsiniz, nesiniz? Nesiniz daha doğru galiba. Siz nesiniz? Vallahi ben kendim romans bir bayanım. Arzu nesnesi olduğumdan kaynaklı baylar tarafından fazlaca tercih ediliyorum ve fazlaca beğeniliyorum ben. Yani tabii şimdi onlara kızmak yersiz. Yani benim dış görüntüm ortada. Yani mal bu işte. Yani sonuçta taş gibiyim. Sımsıkıyım ama bol acılıyım. Bir nevi mercimek köftesi gibi bir şeysiniz. Daha çok aşk güftesi gibi diyelim, güzel ömürlü adam. Yani hatta şimdi kendimden bahsetmekten pek hoşlanmıyorum ama illa bahsettireceksiniz. Ben biraz, nasıl söyleyeyim, çılgınımdır ya. Arkadaşlarım falan bana hep böyle, ya sen var ya çok delisin ya. Ya sen var ya acayip normal bir insan değilsin. Sen var ya tam delisin ya, çılgınsın sen ya. Sen bir defol git ya. Hakikaten sen niye defolup gitmiyorsun ya? Ya sen kimsin ya? Ya seni buraya kim çağırdı ya? Ya artık alın la şunu. Ya artık bir polis mi çağırıyoruz, ne yapıyoruz falan diyorlar yani, o derece ben. Manyaklık var, kanımda var yani. Tutamıyorum, yapacak bir şey yok üzgünüm yani. Hanımefendi, arkadaşlarımız sizden tiksiniyor olmasın? Bilal, konu gitgide uzuyor ve karışıyor. Süre doluyor, şüpheler artıyor. Niye tükürüyorsunuz peki? Hanımefendi, siz şu anda burada kaybolmuş kocanızı bulmak için bulunuyorsunuz. Acaba soruyoruz, onu en son ne zaman görürdünüz? Vallahi onu en son ne zaman görürdüm? Şöyle, evden en son valiziyle çıkarken bir yakaladım. Dedi, ben dedi Hurşit amcam gibi köye gideceğim. Orada Burcu ile evleneceğim dedi. Beni bir daha arama dedi. Öyle hoşça kal dedi. Yani gidiş o gidiş gitti. İnanılmaz. Yani adam sırra kadem basmış. Hiç ipucu bırakmadan gitmiş. Kim bilir nasıl bulacaksın onu yeter. Bence imkansız. Bilal, burnuma garip kokular geliyor. Sanki beyefendiyi yakalamak üzereymişim gibi hissediyorum. Sanki nerede olduğunu bulabilecekmiş gibi. Aa bak, bir de şu vardı ya. Dün böyle bir davetiye göndermişler bana. Mesut'la Burcu'nun düğününe sizleri de bekleriz yazıyor. Ben anlamadım. Bakabilir miyim? Ay, bir ipucu olabilir sandım ama kesinlikle değil. Yeter, bulamayacaksın. Ben sana söyleyeyim. Adam sırra kadem basmış. Bilal, galiba adamın nerede olduğunu bulabilirim. Nerede? Vedat Milyon'la mı? Nereden biliyorsun? Hurşit amcasının köyünde olabilir. Tanı yok. Ya, yeter. Bence sen iyice saçmaladın yani. Bu zamana kadar duyduğum en kötü tahminin. Eğer adam Hurşitgil'in köyünden çıkarsa ben de programda, yok mu beni? Evet. Bir saniye canım, özür dilerim. Evet, arkadaşlarım Mesut Bey ve Burcu Hanım'ı Hurşitgil'in köyünde bulmuşlar.
ve stüdyoya getirmişler. Alkışlarınızla onlar geliyor. Tuhaf Bey ve Tuhaf Hanım, buyurun. Sevdalım. Buyurun. Ya beni bırak, bırak beni ya. Ben seni istemiyorum, ben başkasının damadıyım artık ya. Ben şunu merak ediyorum. Yani nereye gittiniz? Bakın karınız sürekli sizi arıyor. Ya Allah Allah, bu artık benim karım değil. Ben bunu boşaldım, boşaldım. Ama sinirleme, yoksa tansiyonu çıkıyor. Dur hayatım. Ya ben bunu boşadım. Bunun önüne belgeleri verdim. Belgelerin kenarına bir şiir yazdı, imzaladı. Ya devamlı şiir yazıyor. Ya ben bunu istemiyorum. Hoş geldin çocuk, hoş geldin. Gidişi olmayan yollardan dönüşün. Kurtlu olsun. Ya sen ne diyorsun? Ya hoş geldin gönlüme, hoş geldin yüreğime. Hoş geldin be çocuk. Ben gerçekten anlamıyorum. O çocuk kimdir yıllardır? Ben anlamıyorum o çocuğu ya. Ben seni istemiyorum. Ya kıyamam. Ya ben sana kurban olurum şu güzelliğinin, farkında mısın sen ya? Ya DNA'sına kurban oldum. Gel. Gel bak, ben seni eve götüreyim. Zaten yastıklara, yataklara gül yaprakları dökeceğim ben ya. Hadi gel ya. İstemiyorum. Ya gül istemiyorum. Bunu güllerin tikenleri benim her tarafıma batıyor. Bilal Bey, size şöyle söyleyeyim. Yani bunun romantizmi benim artık burnumdan geldi. Vallahi o burundan ben bile gelirim. Doğru. Burnumdaki tatak kadarsın. Senin bir hınkırmalık canın var bak. Pisleştin. Tamam. Pisleştin ama hak ettim. Tamam Bilal. Bilal lütfen sakin olalım. Program devam ediyor. Hı hı. Şüpheler artıyor. Hı hı. Mesut Bey, sizi bu hanımdan ayıran şey neydi? Neden mutlu olmuyordun? Ya yeter hanım. Ben şimdi düz kadın istiyorum. Hı hı. Anladınız mı? Bu benim yatağıma gül döküyor. Benim burcum bana her gün gül reçeli yapıyor. Yapıyorum. Her gün bana acılı ezme yapıyor. Yapıyorum. Ya bu bana öyle şiirler okuyor ki benim ağlayasım geliyor, yemin ederim ya. Ya benim içim kurudu ya. Kurudum ben artık ya. Uy 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 uy. Aşama kuru patlıcan dolması yaparım. Canımız çekti değil mi? Oh, ben kendime geldim bak ya. Ya ben düz kadın istiyorum ya. Ben mantıklı kadın istemiyorum ya. Ben fazla düşünmek istemiyorum. İstemiyor. Hı-hı. Kocam beni çok seviyor. Hı-hı. Çünkü ben yemek yapmayı çok seviyorum. Çünkü ben çok güzelim. Planlarım var benim. Planlarım arasında evlilik var. Hı-hı. Ondan sonra akşamleyin tencere yemeği yapmak var. Teyzemgil'den poğaça tarifini almak var. Planlarım bitti. Ay kurban olsunlar ya. Seni seviyorum. Burcum benim. Bebeğim benim. Aa. Mesut! Aa, Mesut! Ne yaptın ya? Yerleri kirlettin. Ne oldu böyle? Ne yap? Evlilik iptal. Aa, yani sayın seyirciler, hiç istemiyoruz canlı yayında böyle şeyler olsun ama oluyor işte. Bilal, resmen cinayet işleniyor. Bu adamı kim vurdu ya? Ben vurdum, ben! Sebze haliyle meşhur Bahadır Sebze. Aha! Bilal, programın başında da söylediğim gibi katili halinden tanıyabiliyoruz. İşte halinden gelen bir adam. Wow! Peki ama neden? Şimdi Bilal Bey, ben Gülşen Hanım'a çok aşık bir şiir severim. Gülşen Hanım'a olan aşkımda tek bir engel vardı. O engeli de böyle kaldırdım ortadan. Şimdi kavuşacağız. Hayır, kavuşamıyorsunuz. Çünkü siz az sonra hapse giriyorsunuz. Ah! Oh. Ben burasına kadar düşünmüştüm ya, gerisini hiç hesap edemedim. Ya aşkta hesap kitap olmaz çocuk. Bayır romantizminin farkında mısınız siz? Peki ben bu romantizmin altında kalır mıyım? Kalmam. Bak hayır cevabı da geldi. Vallahi vuruyorum seni. Ben de seninle hapis yatacağım çocuk. Yaşam iptal. Ya o hiçbir yerde yatamayacaksın kızım. Siz ayrı ayrı hapislere gidiyorsunuz şimdi. Başka koğuşlarda yatıyorsunuz. Ana,
Ben bu kadarını ben de hesaba katmamıştım. Vallahi olsun be, ben sana içeride şiirler yazacağım çocuk. Unutma beni çocuk. Acıklı şiirler yazacağım bak. Bak kanına dokunacak. Bak hepsini bak. Hepsini okuyacağım onlar. Evet. Tencerenin yuvarlanıp kapağını bulduğu bir yeter canlı mucizesine daha tanıklık ettik. Eğer bize mail adresiyle ulaşmak isterseniz sabahsabahcinay@guldur.com. Lütfen esen kalın, görüşmek üzere. Detaylarla kalın, detaylar. Hoşça kalın.